Bu yılbaşı herkes bir yerden avantasını buluyor Adem. Buluyor abi. Biz de yapalım bir şeyler. Bakalım. Düşünüyorum. Katilin yaptırdığı gibi sepet mepet. Olur abi. Meyvelerimizi mis gibi. Yanına çerez de koyarız. Tabii ya. Veririz Halil pazarlamaya. Satsınlar. 50-50. O da olur. Biz de koyarız istersen. Katile çaktırmadan dükkana. O zor. Koy kaldır. Bizi kayınçolar satar. Korkulu rüya görmektense. Tamam abi, sen ne dersen. Sen Cafer abine bak, tamam mı? Cafer abine. Akarken doldurmak lazım kovayı. Allah razı olsun abi. Toparladık. Düzelttik yakayı paçayı sayende. Toparlayacağız tabii. Bak, yengeç Hüseyin bile hindi satıyor. Bıraktı eskiciliği. O çok uyanık abi. Hı? Bizim neyimiz eksik aslında? Ne eksik abi? Estağfurullah. Ha, öyle konuş. Vay bakkal, hesap mı yapıyorsun? Oo, buyursunlar, hoş geldiniz. İyi sabahlar Yusuf abi. İyi sabahlar. Yıl sonu geldi aslanım. Kapatalım şunları da biz de hesabımızı bilelim. Kapatırsın kapatırsın. Hadi doldur, bırak gevezeliği, işimiz var. Bizimki iş değil mi beyefendi? İş iş, hadi doldur doldur. Nasıl vaziyet Yusuf abi yılbaşı öncesi? Çok kesat Adem. Kimsenin bir şey aldığı yok. Malı da yığdık. Herkes bir tarafa kaçıyor galiba abi. Eskiden böyle miydi yılbaşılar? Doldurduk sepetleri. Cümbür cemaat evlerde toplanırdık. Sizin nasıl işler? Çok şükür tıkır tıkır. Hop hop, elin kolun rahat dursun. Zaten canım sıkkın. Bana bak, benden uzak dur, yakarım. Bakkalsan bakkallığını bil, tamam mı? Adem al şunu. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Bakkal dedim, kapıcıyla iyi geçinir. Tabii satış yapamazsın bu kafayla. Bak bize tıkır tıkır maşallah. Sebzemiz, meyvemiz. Neden? Müşterilerimizle diyalogumuz iyi. Sabah geliyoruz şuraya. Beyefendi bir karış surat. Kes kes. Otlakçı. Otlakçı sana benzer. Terbiyesiz. Bak güzel konuş veli nimetinde çakarma. Çak bakayım hadi be. Sen benim başımın belası mısın be? Hayatını söndürürüm şerefsizim ha. Aman ne yapıyorsun Yusuf abi? Sus. Sen de yardakçı. Şerefsizim, ikinizi de vururum ha. Kaç Adem. Bakkal bunalım geçiriyor. Polise telefon et. Gelin buraya. Nazancığım. Günaydın. Günaydın. Bitti mi tıraşın? Bitti bitti. Yine ne kavgası yapıyorsunuz Ali ile? Arabayı mı istiyor? Yok canım. Gömleğimi giymiş yine. Bak edepsize. Kaç tane gömleği var, yine de seninkiler cazip. Nasılsın bugün? Başın dönüyor mu? Çok azaldı Şükrücüğüm. Şu Türkan Hanım'a bir şey al, yılbaşı hediyesi. Alacağım. Gazete nerede? Ali mi aldı? Orada bak. Aha. Şükrücüğüm biz ne yapıyoruz? Abim biz de toplanalım diyor. Annenler? Onlar da gelecek. Eskisi bir gücü yok artık kadının. Öyle yılbaşı yemekleri falan yapacak. Tabii canım. Ben de bir şeyler hazırlarım. Günaydın. Aa, günaydın canım. Oh, kokun harika. Çok pahalı. Alamıyoruz artık kokumu. Günaydın. Günaydın. Uludağ'a gidiyorlar. Ne zaman? Bu akşam. Peki bizim niye haberimiz yok kızım? Biz de dün karar verdik baba. Ajanstan arkadaşlarla kayak da yapacağız 3 gün, fena mı? Peki kayak nasıl yapacaksınız siz? Aydın biraz biliyor baba. Ben de bir hoca tutarım, ne var 5 yaşında çocuklar bile kayıyor. İyi eğlenelim derken bir tarafınızı kırmayın da. Aman kızım. Bebek miyiz artık anne? Gidin kızım gidin, alıştık artık. Bu yılbaşı da beraber olamayacağız demek. Millet başladınız mı? Hadi hayırlı kahvaltılar. Yapma şu Külhan Bey ağızlarını oğlum. Aa. Yakışsa bari. Bırak. O gazeteyi ben okuyorum, bırak. Şöyle bir bakacağım baba. Bırak, okuyorum. Ya okumuyorsun baba. Okuyorum, bırak. Baba eziyet etme. Şöyle bir başlıklarına. O fenalık geldi sizin bu masa başı gazete kavganızdan ha. Bir daha ben de bunları saklamazsam. Siz neredesiniz yılbaşına beyefendi? Siz? Amcamlardalar. Oo sıkar. Sen sıkarsın, terbiyesiz. Aa. Nasıl laf öyle oğlum? Benim programım belli zaten anne. Ne yapıyorsunuz? Bırak canım, ne yaparsa yapsın, sorma. Bizi adam yerine koymayan.
Geç kalmışsınız yine. Yetişiriz, yetişiriz. Hadi kızım, bu da saat ayarı gibi mübarek. Ne yapıyorsunuz yılbaşı gecesi? Ne yapacağız Cemil Bey, evdeyiz. Televizyona bakarız biraz. Belki babamlarda toplanırız. Bizde hindi var. Afiyet olsun. Nerede kaldın? Anca Cemil abi. Görmüyor musun yolların halini? Abi yok, Cemil Bey. Pardon Cemil Bey. Koy kızım şunları da çantana. Havalara girmiş yine. Havası bas. Geç kalma sakın Gül. Manavda iş var, gideceğim. Bırak kızı okula, hemen gel. Biliyoruz canım, kaç kere söyleyeceksin. Hadi kızım. Hadi benim güzel yüzlü kızım. Bay bay. İyi dinle öğretmenini ha. Bak babanın haline, ona göre. Hey, buraya bak, buraya. Tamam, iyi günler. Ver şunları. Sattınız mı büyük hanımın evini? Hay büyük hanımın evine de sana da laf istiyor şimdi. He baykuş, seni ne ilgilendiriyorsa. Sana bu eve bir şişe süt alınacak demedim mi ben? Pardon efendim, kalsın, ziyanı yok. Satılmaz kolay kolay ev, satılmaz. Çok istiyorsunuz. Vallahi şu herifin sesini sabah sabah duymuyor muyum? Cinlerim tepeme çıkıyor. Çıkar efendim. Baykuş, insanı delirtmek için elinden ne gelirse yapıyor yani. Buyurun. Allah'ın cezası. Sütü unutma, bir şişe. Tamam efendim, bir şişe. Sabri Bey, nereye gidiyorsunuz yılbaşı gecesi? Nereye gideceğiz efendim? Bunun derdi de başka. Oturuyoruz evimizde. Bizde hindi var. Zıkkım. Cafer, ne dedi o? Afiyet olsun diyor efendim, afiyet olsun. Sinirli bugün, konuşulmaz. Niye kapatıyorsun ağzını? Ne bileyim, dudak okuyorlar ya şimdi televizyonda. Olay var evde, olay. Çatlatma ağzını öyle Galip. Bayılacağım vallahi. Çok ayıp tertip, öğren bunları. Bak bize ne güzel yiyoruz öyle yumuşak yumuşak. Şu it bile senden iyi yiyor yemeğini, hayırsız. Ne öyle şap şap deve gibi? Bu duruma bir son vermek lazım Davut. Bana fenalık gelmek üzere. Ne yapalım hanım? Adam bize haber vermeden satmış dükkanı. Hemen yeni bir yer bakmak lazım Davut. Böyle olmaz. Evde 3 işsiz adam. Bakıyoruz Zülfiye. Müşterilere not bıraktık evden arayın diye. Elif onu da fırlatıp atmış. Annem de gelecek. Hiçbir hazırlık yapmadık. Gelsin. Galip nerede yatacak? Yaparız bir yer yatağı Ulviye. Halis'in odasını ona veririz. Olmaz öyle. Kovuş gibi. Biz yatarız annene güzel tertibinle. Karışma sen lafa. Annenle konuşuyoruz. Karışma sen tertip. Yengemle konuşuyorlar. Cafer amca. Hat otur sen yerine. Bu benim işim. Yavaş biraz, yavaş. Yavaş tertip. Yavaş tertip. Sana da söylüyorum Galip. Uğraşma şu Galip'le Ulviye. Buyurun, iyi günler. Yenge, kapıcı geldi. Görüyorum. Mutfağa koyun ekmeği. Tertip al şunu, doğru mutfağa. Kapattınız dükkanı ha usta. Kapattık gözüm, ne yapalım. Oturuyoruz böyle. Bir organcıya satmış. Tüh, pis herif. Para ustam, para her şeyi yaptırır. Öyle gözüm. Aklında olsun Cafer Efendi, dükkan arıyoruz bu civarlarda. Bakıyoruz efendim. Uzaklarda olmasın Cafer amca. Dükkandan bakınca şöyle Dile'yi göreyim. Halt! Senin aklın başka yerlerde. Ne yiyorsun Galip? Bir şey yemiyorum vallahi yenge. Sus! Yemin etme, ağzında bir şey var. Ay var içinden yürütmüştür yine anne. Böyle parmaklamıştır. İğrenç. Tüh! Oğlum masada reçel yok mu? Canı çekmiş, canı çekmiş. Gözüm! Siz çırak arıyordunuz. Arıyoruz usta. İster misiniz bu hayırsızı? Olur. Pek para veremeyiz yalnız. Para önemli değil. Dükkanda da yatar. He? Ne dersin? Yatarım amca. Ah, Gott sei Dank. Hemen şimdi başlıyor o zaman tertip. Yılbaşı öncesi işimiz var. Ben de gelirim Cafer amca. Ne güzel, Dile'yi de görürüm. Öyle konuşuruz yumuşak yumuşak. Prens, rahat dur yavru. Vatandaş kahvaltısını yapacak. Kız Yavuz, beni niye kaldırdın bu saatte? Karga şeyini yemeden. Ablacığım, attention please. Terbiyeli olun biraz. Burada aile ortamındayız. Elbise provamız var. Hah,
Kapıcımız da geldi. Almış mıdır gazeteleri? İlanımız çıkacaktı bugün. Ablacığım şöyle dur. Vatandaş bakar ilanına. Öyle kapı açılmaz, hasta etmeyin sana. İyi günler, buyurun. Geldin mi koçum, iyi günler. Ver şu gazeteleri kız, ilanımız çıkacaktı bugün. Ver koçum. Yılbaşı gecesi 3 gazetede birden çıkıyor eserimiz. Maşallah, iftar ediyoruz efendim. Hadi koçum bak içine, hazırlıyor musunuz benim sepetleri? Bugün bitecek efendim. Hadi göreyim sizi. Mahcup olmayalım misafirlerimize. Olur mu efendim, en kalitelisinden. Aferin, vatandaş vay anasını desin. Ulan bu ne be, bit kadar ilan. Gözünüz kör olsun be. Püh. Şamata yok ablacığım, aralım. Ha koçum, Sevim yengemize haber ver. Provaya bekliyoruz. Birkaç elbise dikecek eserimize. Kumaşımız da hazır. Baş üstüne. Çıkmam ulan, elbise de diktirmem. Bu ne? Allah gözünü kör etsin. Ablacığım, bir daha söylemem. Huzurlu bir aile ortamındayız. Vatandaşın kafasını şişirme. Kalk getir çayı. Teşekkür ederim. Rica ederim baygınım. Hadi anneciğim ben gidiyorum. Güle güle. Kızım Aydın'la mı buluşacaksın? Evet babacığım, daha için alışveriş yapacağız bugün. Baygınım kayacak babası. Çok konuşma sen. Hadi bakalım, hadi hadi. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Taktın kıza Şükrücüğüm. Taktım evet Nazan. Ya bunlar ne hesapsız insanlar. 3 gün için bir sürü para harcayacaklar şimdi. Çok seviyor ama babası. Aydın ile el ele kayacaklar zirveden. Ali bak babanın zaten canı sıkkın. Sıkılıyorum. Ne zaman evlenecek bunlar? Evlenme hazırlığı unutuldu Nazan. Evet hiç lafını ettikleri yok. Sormak lazım. Konuşacağım o herifle. Kaçıyor o herif, kaçıyor. Nazan bugün alışverişe mi çıkacaksın sen? Ne yapayım? Hiç de sevmem şu işleri. Yok yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar komşu günü. Komşu komşu hu günü. Hediyelik eşya satmanın en kolay yolu Nazancığım. 365 günde olmaz ki ama bu canım. Ha anne, ben de seninle gelebilir miyim alışverişe? Sıla'ya bir hediye almak istiyorum da bir türlü bulamıyorum. Sen anlarsın ha? Sıla'ya mı? Oğlum bize yok mu? Sizinki kolay babacığım. Sana bir gömlek. Aa gömlek tabii, gömlek. Nasıl olsa gene sen giyeceksin. Bana ne alacaksın? Senin parfümünden. İyi, bitmek üzereydi. Küçüğünden al ama çok pahalı. Görüyor musun Nazan? Hem eleştiriyoruz hem de herkes birbirinden hediye bekliyor. Öyle. Nazan. Hı. Bak bu iş yapılır. Ne işi bu? Hediyelik eşya işi Nazan. Ne para var biliyor musun sen ha? Baban yeni bir iş buldu. Büyük iş anne, dalga geçme. Baba bunu bir konuşalım. Benim hissem ne olacak? Niye bana sormadan çağırdın herkesi Şevket? Aşk olsun. Ne yapacağım ben şimdi? Onlar herkes mi ne? Sana aşk olsun. Ailemiz. Annemin de öyle artık hindi mindi yapacak hali yok. Belki bir yere kaçardık biz de. Bir yere kaçamayız. Şirkette ziller çalıyor. Bu yılbaşı da böyle otururuz evimizde. Yurt dışı falan demiyorum canım. Kulübe giderdik belki. Sevmiyorum ben öyle papyonlar, tuvaletler... Bir sürü acayip insanlarla şamama gibi oturmayı. Tamam. Otururuz. Giy sen de pijamalarını erkenden. Şu insanlarla belki de 2 yılbaşı daha geçireceğiz birlikte Mine. Yazık değil mi? Niye yalnız bırakalım? Allah şifa. Ne oluyor Hacer Hanım? Yok bir şey ablacığım. Şevket Bey öyle söyleyince rahmetli anam geldi aklıma. Bak ağlattın kadını. Ya. İnsan yokluğunda anlıyor ana baba kıymetini. Siz ne yapıyorsunuz bu yılbaşı Hacer Hanım? Ne yapacağız ablacığım? Abbas'a kalsa nefes aldırmaz ama. Bize gelin Hacer Hanım. Sizin kalabalığınız size yeter Şevket Bey, sağ olun. Zaten Abbas geçimsiz. Geçinir o bizimle, geçinir. Hakimi de var. İyi olur vallahi Hacer, çok da iş var. Yaparız ablacığım. Gidiyor musun? Gitmem lazım. Canım da hiç istemiyor ama. Ne yapacaksın? Allah razı olsun. Hepsi sizin elinize bakıyor Şevket Bey. Ya o zor işte. Elinde olunca kolay da olmayınca. Nimet yine Cemlere yerleşmiş, duydun mu? Duydum. Kavga etmişler yine tahta kafayla. Ay vallahi kim koymuşsa şu ismi ona, tam öyle tahta kafa. Hadi eyvallah. Güle güle canım. Ne yapacağız Cem? Bilmiyorum valla. Ay
fenalık geldi bana. Farkındayım. Ben çıkıyorum efendim. Güle güle evladım. İstediğiniz bir şey var mı? Sağ ol evladım. Ne isteyeceğim? Düşünmen yeter. Hadi hayırlı işler. Teşekkür ederim. Raşit Bey gelir mi acaba bugün? Sanmam. Saldırıyor adama. Babam da bizi yılbaşı gecesi bekliyor. Gideceğiz. Sonunda başka bir alternatifimiz var mı? Öyle ya. Annen? Of, bilmiyorum Cem. Gelmez o. Her neyse. Dur bakalım buluruz bir çözüm. Güle güle. Hoşça kal. Ne oldu annene kızım? Ne olmuş anne? Ben ne bileyim. Fazla geldiysem gideyim. O nasıl söz anne, aşk olsun. Biz Raşit Bey'i düşünerek... Onun Allah boyunu devirsin. Siz de onun yanına geçtiniz şimdi değil mi? Ay anne, ne ilgisi var? Biz tatsızlık olmasın diye. İstemez istemez. Girmeyin boşuna araya. Tatsızlık olacağı kadar oldu zaten. Söyle kocana, getirmeye falan kalkmasın o herifi. Aman kimsenin öyle bir niyeti yok anne. Vallahi paralarım. Oh Raşit Bey, ne güzel börekmiş, teşekkür ederiz. Afiyet olsun Ergüncüm. Teşekkür ederiz efendim. Abbas, getirdin mi çayları? Getirdim müdürüm, buyur. Şu Abbas'ın çayı da başka oluyor vallahi. Benimki açık Abbas efendi. Açık bacım, buyur. Sağ ol. Bugün ikramiyeleri alacak mıyız Ergun Bey? Alacağız da Kanarya, daha ikisi de gelmedi. Para peşinde mi koşuyorlar ne? Oraya buraya borçlandık ama Ergun Bey. Bir hafta önce dediniz. Oh, bu da kıymalı galiba. Kıymalı Ergun'cum. Yağı da hafif yemene bak. Oh nefsim şakkaten. Benim önümde bir şey yok kızım. Şimdi izahlasınlar, şimdi vereyim. Onu biliyoruz. Sen de bir lokma alsana Abbas abi. Sağ ol, ben yaptım o iş. Mutfakta götürdü o kadar ya, sen yemene bak. Parasız mı kaldınız Ergun? İşler pek iyi gitmiyor galiba. Fena değil efendim. İşlerimiz iyi de... Nakit sıkıntısı var biraz. Her yerde olduğu gibi. Kimse kimseye borcunu ödemiyor. Ödeyemiyor daha doğrusu. Öyle. Nimet Hanım nerelerde efendim? Hiç görünmüyor. Torununu da bırakamıyor herhalde. Bırakamıyor Ergüncüm. Gene orada. Özgelerde 3 gündür. Onun Allah. Efendim? Ne diyeyim artık? Allah torununa bağışlasın. Amin efendim, amin. Torun sevgisi de bambaşka vallahi. Başka da Ergüncüm. Bizi unuttu kadın. Olur efendim, olur. Daha iyi gaylar. Oh efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abbas. Biz ne yapıyoruz burada? Ne yapıyor adam Ergun? Tövbe tövbe. Oo, ne yiyorsunuz öyle? Raşit Bey börek getirmiş de efendim. Afiyet olsun. Buyur Şevketciğim. Yemediysen bir şeyler. Alırım bir lokma. Hali işler acısı efendim. Nimet Hanım'a bir terk etmiş galiba. Biliyorum. İlgiye muhtaç. Şükrü gelmedi mi? Bekliyoruz efendim. Gelmedi henüz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Arayan var mı Demet? Yok Şevket Bey. Raşit Bey maşallah. Siz gelir miydiniz buralara böyle erken erken? Börekler falan ha? Ne yapalım Şevketciğim? Nimet evi terk etti gene. Duydum. Yabancı yere gitmemiş ya. Terk sayılmaz bu da. Ben de söyledim efendim. Buyurun. Buyurun. Geçin. Ne cehenneme giderse gitsin Şevketciğim. Canımdan bezdirdi vallahi. Olur efendim, bunlar karı koca arasında. Ben de söyledim ama sağ olsun Raşit Bey. Bizim de başımızda Raşit Bey, aldırma o kadar. Mine de torunu buldu, bizi unuttu bak. Öyle efendim, söyledim. Geçici bunlar. Ergun, konuşuyoruz. Bırak sen şimdi düşüncelerini. Ne bekliyorsun, var mı bir şey? Yok efendim. Çay, kahve, bir şey içer misiniz diye. Bir şey içer misiniz Raşit Bey? Sağ ol Şevketciğim, içtik içtik. Ben bir çay içerim. Tabii efendim. Duydun mu Abbas? Şevket Bey'e bir çay. Duydum müdürüm, duydum, affedersin. Hadi fırla çabuk. Herhangi bir emriniz olsa buradayız efendim. Söyleriz, söyleriz hadi. Buyurun Raşit Bey, buyurun, buyurun. Ne kötü huyu var bunun da ya? İnsanın ağzından laf alacak. Ben de boş bulunuyorum. Böyle maalesef Raşit Bey. Şu yaşa gelmiş adam, değiştiremezsin ki huyunu. Öyle Şevketciğim, öyle. Görüyor musun Nimet'in yaptığını? Evde yapayalnız kaldım. Ara sıra iyidir böyle bekarlıklar Raşit Bey. Kafanı dinlersin. İyi de Şevketciğim, çocuklara da yazık. Gitti onların başına. Gel.
Efendim Şükrü Bey geldi. Oo. Abi erkencisin. Raşit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şükrücüğüm. Bizimki zaruretten. Destur müdürüm. Geç geç. Sen de bugün tarafından yanına varılmıyor ha. Şımam hemen birini görünce. Tövbe. Ergun ne oluyor? Her zamanki şeyler Şükrü. Evet Ergun Bey başka? Başka ne olacak efendim? Sağlığınız. Hadi bakalım. Yüzüne tükürtene kadar konuşuyor affedersin babam cıvık. Abbat o senin amirin. Nasıl söz o? Duymayayım bir daha. Ha Abbas efendi bir çay da bana ver. Baş üstüne babam. Ergun'un sıkıntısı var çocuklar. Bana düşmez ama söyleyeyim. Neymiş Raşit Bey? Personel ikramiye bekliyor. Bir hafta önce vereceğiz demişsiniz. Sıkıştırıyorlar adamı. Abbas efendi öyle mi? Yok babam affedersin. Bana hiç vermesen de olur. Tövbe tövbe. İki kilo da portakal ver bana oğlum. Vereyim teyze. Ne portakal? Bal bal. Hey maşallah. Sen de böyle bağıracaksın tertip. Bağırız Cafer abi. Abi yok abi yok. Patronum var karşında. Cafer Bey. Cafer Bey. Ha öyle. Lahabalik istemem. Kaça portakalın kilosu oğlum? Sormadık. 100.000 teyze. Battık battık. Koy hadi ver ver. Ne bakıyorsun oğlum öyle salak salak? Getirsene yeni sepetin mallarını. Tertip olmuyor. Bağırtmasana Cafer Bey'i. Amcan senin okşamakta haklıymış ha. İşine bak hadi işine. Bir kilo da armut mu alsam acaba? Al teyze. Armudum Ankara. Lokum lokum ne sulu. Duydun mu? Nasıl satılıyormuş armut? Duydum Cafer Bey. Bağır bakayım. Sesin açılır belki. Ne sulu armut? Armuda gel armuda. Tamam tamam. Aferin. Hah öyle işte tertip. Tartayım mı teyze? Dur bakayım o kaça? 120.000 teyze. Oo battık battık. Yılbaşılık mı alıyorsun teyze? Neyi alacağım oğlum torunlara? Ben ne yerim tek başıma? Yenir teyze al. Lokum lokum. Hadi onu da tart bakalım. Battık battık. İyilerinden seç Adem teyzeme. Sen de al bakalım şimdi sepeti tamam mı? Tamam Cafer abi. Çakarım ha. Abi yok. Patronum var senin karşında. Ne diyorsun sana tertip? Hop olmuyor. Armut da verdik teyze. Başka? Ne başkası oğlum? Battık battık. Topla bakayım şu hesabı. 200. 360. Al bakayım. Vay nereye böyle tertip? Dileğe bir bakacağım. Özledim onu orada mı? Orada ben de geliyorum şimdi. Arkadaşının evladım. Amcamın oğlu teyze. Maşallah maşallah. Hadi götür teyzenin sepetini öyle yumuşak yumuşak. Zor iş be tertip devamlı azar işliyorum. Anladın mı şimdi amcanın kıymetini? Of be tertip ayaklarına kapanacağım vallahi. Hadi evladım sonra konuşursunuz. Hadi gel. Kurtaracağım seni bu hayattan tertip. Açalım dükkanımızı. Açalım be tertipim. Bak başkalarının yanında çalışmak ne kadar zor anla. Hamal gibi. Bekliyorum hadi Dileğin yanında. Oğlum yürü yürü. Geldim teyze. Vah tertipim vah. İyi düşündük Adem. Ne para biliyor musun? At içine iki muz, iki elma. Sepet satıyorsun Cafer abi. Sepet valla. Üstüne bir jilatin, bir kurdele. Kafa yok bu millette. Şuna para verilir mi be? O edayiler olmasa biz ne yiyeceğiz Cafer abi? Kim bulduysa bu yılbaşını çok yaşasın. Muz ver. Kolay gelsin. Eyvallah. Buyur tertip. Ne bunlar? Hediyelik, hediyelik. Tertibimi hamal yapmışsınız. Hamal mı? Hamal tabii. Yüklenmiş kocaman sepeti taşıyor öyle. Taşıyacak aslanım. Para kazanmak kolay mı? Söyleyeceğim vallahi babama. Söyle. Ayıp mı? Baban çırak olarak verdi onu yanımıza. Yazık eziliyor çocuk. Hadi aslanım hadi. Sen git de annenin yanına sütünü içirsin. Öyle hanım evlatları işimiz yok bizim. Dileği görmeye geldim. Çikolata getirdim ona. Yesin öyle yumuşak yumuşak. Vay be. Burada mı? İçeride. Özledim onu.
Adem. Var mı bunların arasında sahiden bir şey? Yok be abi. Hallediyor. Dilek merhaba. Aa Tertip merhaba, gel. Sen bak işine. Bu ikisi tamam mı? Sarıyorum. Sarın. Hediye mi? Hediye. Ne tatlı sarıyorsun Dilek, hele hışır hışır. Tertibin Cafer abilere çırak olmuş. Oldu ama geçici Dilek. Bırakmam onu orada. Ne yaptınız dükkan işini? Arıyoruz buralarda. İyi olur. Alıştık birbirimize. Çok alıştık Dilek. Ayrılamayız biz buradan. İkisi ne kadar? 780. Buyurun. Teşekkür ederim. Tertip babana söyle. Bizim patron da yılbaşından sonra burayı kapatmayı düşünüyor. Belki ilgilenir. Sen ne yapacaksın o zaman Dilek? Bakacağız başımızın çaresine artık. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Paranızın üstünü unuttunuz hanımefendi. Ah nasıl unuttum? Olur böyle şeyler hanımefendi. Buyurun. Ne tatlı. Efendim? Yok bir şey. Bana söyledi. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Ne söylüyorsun kadına öyle Tertip? Ağzımdan kaçtı Dilek. Sana çikolata getirdim. Sağ ol. Afiyet olsun. Sütlü fındıkla. İsviçre çikolatası. Öyle tatlı ki. Dilek. Ben diyorum ki. Ne diyorsun? Bizim dükkan açılana kadar. Sana yardım edeyim burada. Yılbaşı öncesi. İşler de yoğun. Öyle çorap falan giydiririz. Kilotlu. Yumuşak yumuşak. Evet yılbaşılıklar. Hediyelikler. Buyurun. Buyurun yılbaşılıklar. Buyurun. Hediyelik bunlar. Sesini çıkar biraz iblis. Ses kalmadı baba. Balonlar, haydi balonlar, havai fişekler kalmadı, bitiyor. Sen yorulma baba, fazla ayakta kaldın. Ben yorulmam istemanı. Başınızdan mı salmak istiyorsunuz iblis? Yok baba, olur mu öyle şey? Cevap verme, kırarım boynuzunu. Müşteriye bakalım. Buyurun. Kaç para bu kardeşim? 150 lira. Baba tutacak ki nesiyatı. Buyurun. Bir şey olmaz. Haydi, yılbaşılıklar, hediyelikler, çok zengin çeşitlerimiz geldi. Süslemeler, hediyelikler, patlongoçlarımız da var. Aferin. Buyurun. Öyle işte. Biraz fazla satsak fena mı olur? Çam verelim, rulet, tombala, fır döndü. Halil pazarlamaya buyurun. Seç, seç, beğen, al. Halil pazarlama farkı burada. %20 indirimli. Abimin işi ne oluyor baba? Ne işi? Evlendirmeyecek misin? Kız hazır bekliyor. Beklesin, gözüm tutmadı o kızı benim. Ben bulacağım. Yapma baba. Kaçıracak vallahi biraz daha sallanırsa. Buyurun. Kırarım boynuzunu onun. Bu. Hele bir kaçırsın. Ah baba, ne oluyor? Baba, sus, cevap verme bana iblis. Hain, hain iblis. Yapma baba, ne oluyor? Rahat durun mübarekler, durduğunuz yerde. Cayır cayır şişirdiniz milletin kafasını. Zaten apartmandan şikayet var. Öf be abi. Ne getirdin bunları buraya? Başım şişti vallahi. Nereye götürüyorsun kız? Her yerde yol inşaatı var. Düz yerde bile yürümesini bilmiyor ki bu salaklar. Çukurlardan mı toplayacak? Öf, Halil Bey'in icatları. Hindiciliğe başladık bu yaşımızdan sonra. Ver kız, ver şunu. Ayaklarım üşüdü. Bu canlı hayvan kümes ister, bakım ister. Götürüp depoya koyamazsın hurda gibi. Adam paraya doymuyor ki. Aklı parada. Ne güzel gidecektik işte bir kaplıcaya. Yılbaşını da orada geçirecektik. Gidemez o bir yere. İşini bırakamaz. Patlayacak. Pinti abi, pinti. Nah, eli böyle. Para harcar mı o? Tatsız herif, tatsız. Benim o kadar param olacak da yemeyeceğim ha. Daha sıksın bakalım. Oğullarıyla kızı yiyecek sonunda. Sen de kafanı çalıştırıp bir şey yaptıramadın ki üstüne, salak. Vay vay vay, maşallah benim enişteme. İyileşmiş de işlerini denetlermiş. Kış kış. Sen daha burada mısın Hüseyin? Ne olacak bu indiler satamazsak? Satılır eniştem, telaşlanma. Son gün birden açılır iş, görürsün. Hepsi kapış kapış gidecek. Ya gitmezse? Böyle evin önünde beklemek de olur mu? Ne yapacağız o zaman bunları?
Canlı hayvan enişte, ne yapacağız? Keser keser yeriz. Aman istemez istemez, zıkkım yiyin. Ne pişiririm, ne de bir lokma ağzıma koyarım ha. Sen benimle dalga mı geçiyorsun iblis karın boğrusuna ha? Ne dalga geçeceğim enişte? Aa, sen de ne yapıyorsun Halil Bey? Patküt patküt, beyni sulanacak adamın. Sulansın, geçmiş karşıma. Çabuk al bunları götür, hepsini satmadan gelme. Hepsini mi enişte? Hepsini, akşama kadar. Bu akşama kadar. Ne oldu yine astın yüzünü? Yoruldum annem. Aa, ne yaptık da yoruldun ayol? Şekerin mi yükseldi yine yoksa? Daha ne yapacağız? Ayaküstü bir türlü bir şey seçemiyorsun ki. Tamam şimdi, kabahatli ben oldum. Bakmadan da alınmaz ki böyle şeyler Hüsnü. Gelmeseydin keşke. Keşke, pişman oldum. Eve gidip şöyle bir uzanacağım. Bana bak, tansiyonun da mı yükseldi yoksa? Bilmem. Eyvah eyvah, aklıma da gelmedi değil. Sen otur diyecektim ama hediye alıyoruz. Böyle şeylere müşterek karar verilir. Bari aldıklarımız da makbule geçse. Niye öyle söylüyorsun? Kötü şeyler mi aldık? Kötüsü iyisi yok. Doymuş bu sıpalar. Atarlar bir köşeye. Canım biz alalım da. Aldın işte, Allah kabul etsin. Duralım biraz, oturalım bir yerde istersen. Yok yok, gidelim biraz önce evimize. Sıkıldım. Hüsnü, niye öyle nefes alıyorsun? Yok bir şey, yürü. Bir eczaneye girelim de tansiyonunu ölçtürelim ha? Hiç ölçtürme boşuna, yüksek çıkar şimdi. Bir şeye binelim istersen. Böyle iyi hanım, daha beter tansiyonum çıkıyor benim o taksilerde maksilerde. Bak şimdi, yılbaşı hediyesi alalım derken. Hem paramızdan olduk hem canımızdan desene. Aa Hüsnü söyleme böyle şeyler. Vallahi pişman oldum. Geçti bizden artık hanım, geçti. Ne geçti? Bizim neyimize bundan sonra yılbaşı mırbaşı. Bakın anneciğim, bu tam bize göre. Fix menü. Adam başı 15 milyon. 15 milyon mu adam başı? Neymiş o? Gazino efendim. Parasından size ne? Anneciğim götürüyor kendi parasıyla. Gitmem ben efendim. Kimin parasıyla olursa olsun. Sokaktan mı topluyoruz? Ne diyor o? Gitmezmiş efendim. Taksim Kristal'de bir şey yok mu kızım, bir bak. Taksim Kristal'in yerinde eller esiyor artık efendim. Kapanalı yıllar oldu. Ne diyor o? Yıllar olmuş kapanalı anneciğim. Tepe başına bak o zaman. Öyle bir gazino da yok maalesef efendim. Başladı yine hayalleri. Çayınızı buyurun. Eline sağlık evladım. Afiyet olsun. Siz de buyurun efendim. Ah, teşekkür ederim. Kadıncağızın aklını böyle gazino ilanlarıyla falan büsbütün karıştırmasanız iyi olur efendim. Allah Allah. Evet efendim, o kadar söylüyorum. Zaten başladı yine şuuru orada burada gezinmeyi. Tokatlayan da balolar olur eskiden Ayla. Yapmıyorlar mı şimdi? Bak bakayım. Görüyor musunuz efendim? Tokatlayan da tarihe karıştı, tarihe. Baban her baloya götürdü bizi, rahmetli. Park otelde var mı bir şey bak? Eyvah eyvah. Balo olsa kimiyle dans edecek acaba? Ayla ne diyor kızım, kocan öyle bana bakıp bakıp? Bunlar yok artık anneciğim. Tarihe karışmış hepsi. Onu söylüyor. Elleri kırılsın. Bir de büyüklere beyaz parka bak kızım. O kaç aymış adam başı? Allah Allah. Kadını yılbaşı krizi tuttu. Ah, katilin eseri de söylüyor efendim yerlerde bakın. Nerede söylerse söylesin efendim. Bize ne? Konuşursak belki indirim yaparlar efendim, fena mı? Ben bir yere gitmiyorum efendim, kusura bakmayın. Öyle gazinolarda gangsterlerin arasında kurşunlara hedef olmaya niyetim yok. Cebimde param da olsa çıkmam o gece dışarıya. Ne diyorum? O gitmezmiş anneciğim. Gitmesin, biz gideriz. O kadar tabii, anneciğim. Tabii. Ayırtıyorum şimdi tamam. Yerimizi. Ayırt kızım, çalalım şöyle felekten bir gece. Hadi evladım. Hadi çalın bakalım. Başına vurdu senin rahmetliden ayrılık herhalde. Ayla Hanım, bakın böyle bir şey yaparsanız. Ne olurmuş efendim? Vallahi kesin boşanma konusudur. Verin o telefonu bana. Vermiyorum işte. Alo? Vallahi kırarım şimdi. Hadi, hadi kırın bakalım. Alo?
Verin şunu bana. Bağırtmayın insanı. Rezil olmayalım apartmana. Olalım. Elleri kırmızıca. Ne yapıyorsun sen öyle? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Güle güle. Ah. Ah çıldıracağım. Ah. Burada mı Türkan Hanım? Burada. Ne oldu Sabri Bey? Olan oldu kızım. Olan oldu. Türkan abla. Sabri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın işinizin arasında sizi böyle meşgul ediyoruz ama. Estağfurullah. Buyurun. Sağ olun efendim. Sizin gibi dostlarımız da olmasa. Buyurun oturun. Ne oldu böyle nefes nefese kalmışsınız. Kaldım efendim kaldım. Bu yılbaşı programı beni öldürecek. Allah göstermesin. Vallahi öldürecek. Yılbaşında bir programınız mı var? Benim değil efendim. Benim hiçbir programım yok. Bunlar. Bu ana kız bu ikisi. Sakin olun biraz yavaş yavaş anlatın. Gül getir şu stetoskobu. Efendim çıldıracağım. Kişi başına 15 milyondan gazinolara rezervasyon yaptırıyorlar. Annesinin parasıymış. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi efendim. Ana kız canavar canavar. Bitirdiler beni. Rezervasyon yaptırdık diye gitmek zorunda değilsiniz Sabri Bey. Sildirin kaydınızı. Dinlemiyorlar ki efendim. Bittim. Tansiyon biraz yükselmiş. Yükselmez mi efendim? Kaça çıkmış acaba? Önemli değil. Ben şimdi bir de müsekkim veririm size. Sağ olun efendim. Sizin gibi dostlarımız da olmasa. Aman efendim. Bizimkilerse almayın içeriye lütfen. Gül bakmadan açma. Nazan Hanım. Nazan Hanım mı? Eyvah. Beni bu halde görecek şimdi. Halinizde bir şey yok Sabri Bey. Büyütmeyin. Nazan Hanım buyurun. Merhaba. Zamansız mı geldim? Hayır hayır. Sabri Bey burada. Hoş geldiniz efendim. Ben de şöyle bir uğradım. Tansiyonuma baktırıyordum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Oturun Sabri Bey. Muayene bitmedi. Ben de şöyle bir uğradım. Şöyle küçük bir şey almasanızın üstüne. Ah ne demek. Hediyenin büyüğü küçüğü mü olur? Çok teşekkür ederim. Hatırlamanız yeter. Çok emeğiniz geçti bize. Öyle benim öyle. Allah razı olsun. Yani şu apartmanda Türkan Hanım gibi bir tıp otoritesinin bulunması. Yeter kız. İçime fenalık geldi. Bayılacağım. Sabahtan beri prova. Yetiştiremem başka türlü ama şekerim. Sık biraz daha dişini. Ablacığım, sana yengemiz ne diyorsa öyle yap. Debelenip durma öyle huysuz beygirler gibi. Sıkı sıkı dişim kırılacak vallahi kız. Sen de geçin karşıma öyle. İçin ederim sen dinle provasını da. Çok yakıştı Eser Hanım. Yakar bu kıyafetler sahneleri, yakar vallahi. Abicim, benim adım Eser değil, tamam mı? Şengül. Benim adım da Cemil. Cemil Zeyn abim. Of course, götür. Sağ ol. Fazla götürdün Cemil. Başıma iş açma benim sayıyorum. Vallahi bu ikinci Selim. Yemin etme. Dik dur şekerim. Heykel olduk lan burada. Dik dur. Hop ablacığım. Laflarımıza dikkat edelim. Aile ortamındayız. Baksana Selim. Biz de gidelim yılbaşı gecesi Eser Hanım'ın söylediği gazinoya. Hay seni Eserler götürsün. Cemil. Çok içiyorsun. Vallahi bu ikinci Selim. İnanmazsan katile sor. İkinci yenge, vatandaş burada yudumlarını sayıyor sayın abimin. Bir pastırma, bir domates, bir fırt o kadar. Kapıya baksanıza kız. Bakılıyor ablacığım, sen sarsma durumunu. Prens, rahat duyalım sende. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum, hazırladınız mı sepetlerimizi? Hazırladık efendim, buyurun. Olmuş mu? Olmuş koçum. Vatandaş alsın sepetini.
Biz de alalım bu sepetlerden Sevim bir tane. Verirlerse alırsın Cemil. Ne ayıp. Veririz yenge. Buyur Sayın abim. Ne demek, senden kıymetli mi? Kız kapıcı, açtın farlarını, bizi mi dikizliyorsun orada? Ne münasebet efendim, tövbe. Ne dedin ablacığım, anlamadım. Kapat şu kapıyı ayı, çık. Prova yapıyoruz burada, donduk. Bu sepet yaramaz Sevim. Şampanya yok, çikolata yok. Teşekkür ederim. İkramiyelerin için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağ ol Abbas efendim. Bir şey değil, güle güle hacı. Kesenize bereket baba. Sana şükür bir parçası Abbas. Tutunun yargın. Söylemezse duramaz ki. Tövbe affedersin. Efendim yüzünüze karşı değil, arkadaşlar da bilirler. Her zaman söylemişimdir. Sizin gibi patron bulunmaz vallahi. Biz de sizin gibi arkadaşları zor buluruz. Buldunuz mu? Hadi bakalım, öpüşelim gidelim. İyi yıllar. İyi yıllar. İyi yıllar. İyi yıllar. İyi yıllar. Herkese selamlar, saygılar. Bülent'ciğim iyi yıllar. Çoluk çocuğunuzla, size ana babanızla mutlu yıllar geçirin. Sağ olun. Sağ olun efendim. Aferin ha. Başka firmada çalışacaklar gibi görecekler. Bunlar kötü patron neymiş. Hadi Abbas efendi. Hacer Hanım'ın da yanaklarını öp. Belki yılbaşı gecesi görüşürüz onunla. Öpeyim babam, müsaade. Oh, estağfurullah. Gel ben de öpeyim, gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle efendim, güle güle. Güle güle. Abbas fırla. Ah, patron matron değil bunlar vallahi, melek, şunlara bakın. Ne oldu kızım? Niye güldünüz öyle? Çok mu komik? Hayır. Az önce bir maaş ikramiyeyi az buluyordunuz da. Evet, ne olmuş, çok mu? Başka şirketler yılbaşında dördünü birden veriyor. Söyleseydiniz o zaman. Ben ikisi de korkum yok, söylerim. Tatili de beğenmediniz Erkun Bey. Herkes 5 gün tatil yapıyormuş, bize 2 gün. Evet, yalan mı? Ne demek istiyorsunuz? Bana bakın, yılbaşı öncesi direkt tasdik çıkarmayalım ha. Bizim bir şey çıkardığımız yok Erkun Bey, konuşuyoruz. Fazla dillendiniz ha. Ne oluyor babam, ne oluyor? Yok bir şey Abbas efendi, konuşuyoruz. Siz de mi konuşmaya katılacaksınız Abbas Bey yoksa? Ne var, konuşamaz mıyız? Konuş konuş, sen de konuş. Hep mi dillendiniz maşallah? Neyse, hadi yılbaşı öncesi tatsız çıkmasın. Çıksın affedersin. Herkesin arkasından başka, yüzüne başka konuşuyorsun. Cıvık. Neyse Abbas abi, keselim şimdi, bırak. Tövbe, ne biçim adam bu be? Ne yemek var Ulviye? Kartofel mit Hackfleisch. Yine mi patates köfte? Alıştığınız tabii dükkanda. Lahmacunlar, kebaplar pis pis. Bir dükkan bulalım Ulviye. Sıkıldım ben 2 günde bu yemeklik hayatında. Bence de. Sehr drinklich. Bulmak lazım. Öyle olmaz. Her şeye karışıyorsun Davut. Niye karıştık hanım? Yok yok, olmaz. Sen farkında değilsin. Yemek, temizlik. Dolaş böyle ayaklarım dibinde. Yaklaşma bana. İt. Allah Allah. Ne yaptı şimdi hayvan Davut? Hemen tekmelemek mi lazım? Hoşlanmam ben öyle şeylerden. Böyle iyi hoşmasın. Tüyü büyü dökülür. Yo Davut. O çok temiz bir köpek. Tüyü falan dökülmez. O yılışmıyor. Seni sevdiği için yaklaşıyor öyle. Ama istemez, sevmesin. Gelmesin benim yanıma. Tamam. Sevmesin Davut. Tuttu yine aksiliğin. Ne? Kom abadi, kom sumiye. Türkçe konuşalım hanım bu evde. O iti de kendinize benzettiniz. Çok ayıp Davut. Nasıl sözler bunlar? İşte ağabey geldi. Gelsin. Patlatacağım ensesini onun da. Neredeymiş bakalım bu saate kadar? Allah aşkına bir şey patlatmayalım Davut, tamam mı? Tamam, aç, konuşacağım. Anneciğim iyi akşamlar. Aa, bu ne böyle? Çok çalıştık anne, tertemiz. Çalıştınız mı? Nerede? Manavda yenge, yılbaşı sepeti hazırladık. Gelin bakayım buraya. Püh. Rezalet. Hadi sen çalıştın. Halis niye çalışıyor anlayamadım. Yardım etmiş Ulviye. Yardım etti bana yenge. Yazık anne, çok üzüldüm tertibimin haline. Hamal gibi çalıştırıyorlar. Yüklüyorlar sepeti öyle doğru müşteriye. Ne varmış bunda üzülecek? Dumkov. Türk çocuğu çalışacak. Aferin benim yeğenime.
Çalışırım amca. Ne var, ayıp mı? Bakma sen o hayırsa. Aferin. Gel. Nine. Gelmeyecekti ama Davut. Böyle konuşmamıştık. Nereye gidecek Urviye? Manavda yatacaktı. Dükkanda. Yatamaz anne. Hem çok soğuk orası. Hem de böyle böyle fareler var. Hı? Fare mi dedin? Fare baba. Nah, böyle böyle. Halt. Yapma illa öyle. Vallahi içim fena oluyor. Yapma yavrum. En sevmediğim hayvan. Benim de yenge. Çabuk çıkarın o ayakkabılarınızı. Hemen banyoya. Acıktık ama anne. Halt. Önce temizlik. Anneni dinle. Ne demişler? Temizlik imandan gelir. Nine nine. Temizlenmeden yemek yok. Yürü artık. Annem yok deyince yok. Yıkanalım biz de öyle köpük tüküp. Kızım bayıldı mı yoksa şu adam? Bak şunun hiç sesi çıkmıyor. Bilmem ki anneciğim. Küstü bize. Arkasını dönüyor baksana. Niye küstü? Yılbaşı gecesi için gazinoda yer ayırtmıştık ya anneciğim. Allah Allah. Ne varmış onda küsecek? Tabii gideceğiz. Allah'ım sen bana sabır ver. Hala gazino diyor kadın. Oh! Konuştu. Sabri Bey, bakın biz ne diyoruz. Tontoş kızım, söyle annene. Daha fazla asabımı bozmasınlar. Dinlemiyorum onları. Ne diyorlarsa diyorlar. Aa! Ne dedi kızım? Konuşmuyormuş bizimle anneciğim. Asabı bozuluyormuş daha beter. Söyle, biz onunla konuşmuyoruz. Ne yapalım? Hasbinallah. Benim de çok umurumdaydı. Ne dedi yine? Umrunda değilmiş anneciğim. Terbiyesiz adam. Rahmetli baban hiç böyle huyları yoktu kızım. Hay sizin gazinonuza da rahmetlinize de. Tonteş evladım. Söyle onlara tansiyonum yükseliyor, gitsinler başından ha. Gel anneciğim gel. Bırakalım ne hali varsa görsün. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Yutmuş kızılın verdiği ilaçları tabii. Şu 10 milyonluk yeri söyle bakalım kızım. Belki onu aklı yatar. Kızım, söyle babana. Biz daha ucuz bir gazino bulduk. Adam başı 10 milyon. Ay! Allah'ım, çıldırtacaklar. Beni bunların elinden kurtar. Hala gazino diyorlar. Türkan Hanım'ın hediyesini verdim. Çok makbule geçti. İyi ettin Nazan, iyi ettin. Para da bitti ama. Ben de öyleyim. Bir çildik. Nazan ne yapıyor bunlar içeride? Daha kıyafetlerini prova ediyorlar. Bize gösterecekler herhalde. Yazık yazık, bir sürü para döktüler. Hiç hesaplarını bilmiyor bunlar Nazan. Aman Şükrücüğüm, bir şey söyleme şimdi, gider ayak. 11:30'da hareket edecekler. Keyfimizi kaçırmayalım. Konuşmak lazım Nazan. Dağdan dünce konuşursun. Adama bak. Evlenecek adam sorumlu olur, sorumlu. Baba, nasıl olmuşuz? Oo harika. Burada mı kayacaksınız oğlum yoksa? Prova yapıyoruz efendim. Yapın da evladım. Bu kayağı niye getirdiniz buraya? Kapının önüne koyacaktım şimdi. Koy o zaman kapıya. Buna da mı para verdiniz? Hayır efendim. Bir arkadaştan aldık, ödünç. Affedersiniz efendim. Affedersiniz efendim. Ay dur. Oğlum önüne baksana. Oğlum Şükrü. Sen buraya bizi biçmeye mi geldin ha? Akıllı kızım benim. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Beslenmeni bitire mi kızım? İyi dinle öğretmenini. Kendi kendine mi gidiyor artık okula? Tabii Cemil Bey amcası. Abla oldu artık abla. 8 yıllık temel eğitimde. Aferin. Maşallah maşallah. 4. sınıfta İngilizceye başlıyorlar. İşime salla kızım amcaları. Bay bay. Aman aman. Doğru dürüst Türkçe öğrensin de önce. 8 yıllık eğitim yetmez bu memlekete. Cafer duydun mu? Telaş yok telaş yok. Yapacağız bir şeyler. Neyi işaret ediyor o yine? Bira mı istiyor sabah sabah Baykuş? Konuşuyor efendim kendi kendine öyle. Temel eğitime katkıda bulunuyoruz biz de. Boş durmuyoruz. 8 yıl yetmez. Ben bakan olsam 14 yıla çıkartırım. Çüş artık insaf.
Çatladı çatladı. İki şişe bira için şu hale bak. Sevim abla uyuyor herhalde. Sabri Bey. Buyurun efendim. Kiracı buldunuz mu büyük hanımın dairesine? Bulduk sayılır efendim. Ciddi bir talip çıktı. Şükrü Bey de kefil oluyor. 90 milyon etmez odası. Çok istiyorsun. Anam. Ona da karıştı. Halt etmişsiniz siz onu. Az bile istedik. Şimdi çıksalar şunların oturduğu kapıcı dairesine 50 milyon veriyorlar. Anam 50 mi dedi? Bunun da gözü bizim dairede ha. 50 milyon ha? Ne sandın? Kıymetini bilin evinizin. Sabri Bey kiminle konuşuyorsunuz? Baykuş efendim. Başladı yine bozguncu faaliyetlerine. Bizim ev 90 milyon etmezmiş. Aa, o ne karışıyormuş alkolik. İyi günler. İyi günler. Ayla Hanım, bu ne kıyafet? Ne varmış efendim kıyafetinde? Böyle sabahlık da sokağa çıkılır mı efendim? Söyletmeyin beni şu kapıcıların yanında. Sokak değil burası efendim, evimin balkonu. Çevir başını gül, başladılar. Hadi laf dinlemeyin sizden, yallah işinize. Aa, ne lafı canım? Ne bu çalım hanımefendi? Sen çok havalara girdin bakıyorum. Çalım yapma kızım böyle büyüklerine, çok ayıp. İkiniz de ayağınızı denk alın, duydunuz mu? Duyduk, duyduk. Heh, ona göre. En küçük bir terbiyesizliğinizi görürsem koyarım kapının önüne. Ha, öyle kolaydı. Ne dedin? Bir şey diyen yok efendim. Yürü gül, şurada emekliğimize 3 yıl kalmış, hadi. Ha, onu bil de elindesin. Yakarım emekliliğini vallahi. Vallahi yakar. Cafer, ne diyor? Bana mı bir şey söylüyor yoksa? Yok canım, konuşuyoruz aramızda. Gelmeyeyim oraya. Ahlaksız müzevvirler sizi. Dedikodu yapıyorsunuz arkamdan ha? Utanmazlar sizi. Yok efendim, ne dedikodusu? Sus sus! Koparırım senin o dilini. Yok efendim, haydutun arkasından ölsün diye beddua etmişim de. Buyurun canım abicim, hanımefendi buyurun. Sağ ol birader. İyi günler. Efendim maşallah, bu ne güzellik, yürüyüşe mi? Yürüyüşe komşum, doktor tavsiyesi. Böyle her gün sarsmadan en az 5 kilometre. Oh maşallah, her gün biraz daha iyi görüyorum sizi. Ne güzel değil mi Ayla Hanım? Öyle vallahi. Yırttık komşum çok şükür, kefeni yırttık. Şükürler olsun ya Rabbim. Ne yapardık bu domuzun elinde? Katiller yürüyüşe çıkıyor Sevim. Vay sayın abim, saat gibisin maşallah. Takılmayalım canım abicim, tak yürüyelim. Daha konuşacaklarımız var. Yürüyelim birader, buyurun. Estağfurullah canım abicim, sen buyur. Ablacığım yürüyelim. Ay, çekmesen öyle kız, tepe taklak gidiyordum. Huzurlu bir aile ortamındayız ablacığım, terbiyeli olun please. Sefa ile efendim. Ne güzel böyle Amerikan başkanları gibi hem yürüyüş hem iş. Aynen komşum, Clinton gibi. Sen daha büyüksün canım abicim. Bak, Clinton da kimmiş? Horoz yine sana mı kaldı? O bizim canımız Cemil abi. Ne demek sana mı kaldı? Aman al götür al götür. Çekemem onun akşama kadar ürülerini. Ablacığım yürü. Bozma benim asabımı. Ay. Yoluyor adamı hırsız. Hem de ne biçim? Hastalığından yararlanıp kim bilir nasıl götürüyor. He. Bir toparlasın. Bak ne yapar Yavuz Bey adamı. Vurur vallahi alnından. Katil katil. Yavaş yavaş canım abicim. Tak. Hem konuşalım hem yürüyelim. Telaş etme. Telaş yok birader. Vatandaşa telaş yaramaz. Devam et. Patatesi ne yaptınız? Yolda canım abim. Tak. Yarın emrimizde. Gelsin birader. Kaç ton demiştin? Kaç ton mu dedin canım abicim? Yok birader. Vatandaşı yok. Kısa menet. Geveleme kaç ton? 8 olması lazım canım abicim. Evet 8. Hop birader. Adamın kafasını bozma tamam mı? Olması lazım falan yok. Ne söyle? 8'se 8. 8 canım abicim. Tek 8. O kadar. Vatandaşa lakalık yok. Yok canım abicim. Prensi korkma yavrum. Babayla konuşuyoruz. Aman aman. Rahat durun birazdan. Bıktım sizin patatesinizden de fasulyenizden de ha. Ablacığım. Sağlıklı bir yaşam ortamındayız. Terbiyeli olalım. Nereye bakıyorsun? Ay nereye bakacağım kız? Sen de iyice kıskançlaştın ha. Ona buna bakmak yok. Dağıtırım. Birader kaçtan aldın patatesin tonunu? Patatesin tonunu canım abicim 20.
20 ne? Milyon canım abicim. 20. Milyon. Milyon. Sen vatandaşla kafa mı buluyorsun birader? Estağfurullah canım abicim. Ne kafa bulması? Nereye baktın öyle ablacığım? Kız sen de manyak mısın ha? Oraya baktın, buraya baktın. Ablacığım, vatandaş falan dinlemem. Seni şuracıkta yatırır, boğulurum şerefsiz. Ay! Ay! Hasretme insanı. Aman canım abicim, ne yapıyorsun? Sana böyle sinirlenme yaramaz. Aa! Geç uslu oğlum, sabah sabah. Babacığım ver bir yanak bakayım. Oh, gene bol bol benim kokumu. Şu kadarcık be baba. Baba, keyifsiz görüyorum seni. Öyle. Dedeme mi sıkılıyorsun? Evet oğlum. Yatırdık adamcağızı hastaneye. Daha bir teşhis de koyamadılar. Kötü bir şey yok değil mi baba? Bilmiyoruz ki oğlum. Doktorları bekliyoruz. Bütün tahliller yapıldı. Ne konuşuyorsunuz? Babamı. Asma yüzünü. Günaydın. Günaydın canım. Oğlunu öpmeyecek misin? Öpelim kıskanç kerata. Baba sağında yumurta. Bize yok, yalnız sana yaptım. Perize mi başladık yine? Yapalım biraz Şükrücüğüm. Bütün yaz ne bulduysak ilk. Kusura bakma baba. Afiyet olsun. Bir dilim kızarmış ekmek, biraz peynir, iki zeytin. Ne yapalım? Hastaneye gidecek misin? Gitmem lazım. Sen de gelsene. Ya ben dedim o halde görmek istemiyorum. Çok ayıp oğlum. Üşeniyorum desene şuna. O adam senin için canını verirdi be. Yazık, yazık. Sen ne yapıyorsun bugün? Hayır, gitmek istiyorum da Bilgeler gelecek. Ne yapmaya gelecekler? Kaç kere söyleyeceğim Şükrücüğüm. Çok dalgınsın bugünlerde. Dalgınım, evet. Abimin arkadaşları Sabri Bey'in dairesine bakmaya gelecekler ya. Ha. Kefil olacak mısın baba ev beğenirlerse? Ol Şükrücüğüm. Ol da tutsunlar evi. 15 gündür kızın başındalar. Zor durumda ablam. Bir şey de söyleyemiyor adamlara. Bilmiyorum. Kiralarını falan ödemezlerse başım derde girmesin Sabri delisiyle. İyilik yapalım derken. Öyle insanlar değil Şükrücüğüm. Bilge Berlin'den tanıyor. Paraları da varmış. Ama bu kadar sıkıntımızın arasında bir de onlarla uğraşamam. Ver bakayım şundan bir lokma. Bir şey kalmadı ki baba. Ya. Ne çabuk bitirdin. Ayıp be. İnsan babasına şu kadarcık olsun bırakmaz mı? Şu bizim yaylanın yağı peyniri de. Tulum peynirinden de yesene Ulviye. Yiyorum da Davut. Biraz kıllı. Ha, kıllı mı? Ne yapıyorsun öyle eşek? Nein nein Davut, eşek yok. Tükürüyor Ulviye pis pis. Ne oldu yavrum? Boğazına bir şey mi kaçtı yoksa? Kıl kaçtı anne tulum peynirinden. Nimet'i orlama öyle çarpılırsın. Dumkof. Dumkof yok Davut. Nein. Çarpıldık zaten. Bir köye gittik. Havası çarpmıştır. Kurban ol sen o köye. Mis gibi yayla havası. Var mı Almanya'da öylesi? İşte annem burada söylesin. Var mı Ulviye? Tamam Davut. Çok güzel. Beğendik. Ama bu olmaz. İkide bir de Almanya, Almanya. Ben hiç beğenmedim. Ne güzel gidecektik anneanneme. Oturuyor erkekler kahvede öyle. Evet Davut. Bu çok kötü. Vallahi gencecik kadınlar çalışmaktan ihtiyarlamışlar. Evet anne. Çoğunun dişleri dökülmüş vallahi. Ben orada kız istemem. Sabahtan akşama kadar inek sayıyorlar böyle memelerinden tutup. Oğlum. Yapma öyle çirkin hareketler, çarparım. Konuşuyoruz Davut. Ne var bunda şimdi? Konuşmasın öyle sapık sapık. Meme dedik baba. Sapıklık mı bu? Başlık paraları da çok pahalı. Evet Davut, o da çok yanlış. Neymiş yanlış olan? Köle gibi parayla kadın satın almak. Ben öyle parayla evlenmem anneciğim. Kız bana aşık olmalı öyle. Buldun da. Memleketin bir adeti bu Ulviye. Sen mi değiştireceksin? Yaylanın kızları çok güzel halı dokur. Marifetli. Oğlunu alan yaşadı. İstemem istemem. Kıllı kıllı öyle. Kes sesini Dubkov, çarparım ha. Konuşuyor şurada Davut.
Başlama yine çarpıp patlatmalara. Ne konuşuyorsun Zülfiye? Baksana şuna sapık sapık. Abadı bile çarpıldı orada. Kocaman kocaman köpekler. İnekler böğürüyor sabahtan akşama kadar. Aldı. Ağır ol ağır. Ağır değil burası. Ağır'a da alıştık baba sayende. Öküzler, mandallar. Kocaman böyle. Sus. Sen aşıladın buna bu bölücü fikirleri Ulviye. Bölücü mü? Evet. Kendin gibi Almanlaştırdın onu. Ah. Şu Türkan Hanım çikolatalı kahvesi. Ya kızım dedenin gofreti. Ver bir diş de babaya. Anne ya şuna baksana. Yeme şu kızın gofretini Cafer. Aa, ne acayip huylarım var. Şu kadar çıkıyor. Bir diş. Utanmasa kira isteyecek kitapsız. Kim o? Sabri Bey. 50 milyon eder şu daire dedi. Duymadın mı? Geberesice. Allah'ın günü başımıza kakıyor. İyi ki bir 3 kuruşluk tamir yaptırdı ha. Kırdıracağım burnunu. Şu katil bir canlansın. Ne yapar onu? Emekliliğimizi yakacakmış. Ha! Nerede evladım? Anam. Teyze. Ne aradın teyze? Şey işte canım. Ha tuvaleti soruyor tuvaleti. Gel teyze gel götüreyim. Vah anam vah. Hadi gül sevaptır otur bari. Anne. Anneciğim neredesin? Ah burada mısın? Burada burada. Sıkışmış da biraz. Aşk olsun anne. Ödüm koptu. İnsan böyle haber vermeden gider mi? Sıkıştım. Burası muayenehane anneciğim gel. İlgilendikleri yok ki kadıncağızla. Evini kiraya vermeyi biliyorlar ama. Bunun ilişkisi yok Gül. Türkan Hanım ilacı da buldu ama yazık. Bunama bunama. Bunama değil o Alzheimer. Neyse işte canım. Biz bunama diyebiliriz. Alzheimer, Mayner, Maykamber işte. Alzheimer babacığım Alzheimer. Bak o bile öğrendi. Nereye gitmiş efendim? Karşıya muayenehaneye. Kapı da açık. Sıkışmış da. Şurada mis gibi tuvaletimiz dururken ne işiniz var oralarda efendim? Allah Allah. Vallahi tam zamanında almışız elinden şu vekaletnameyi. Oh neyse son anda yetiştik efendim. Bu Türkan Hanım'ın Alzheimer tedavisi biraz balon galiba efendim. İlaca da dünyanın parasını verdik. Hiç de değil efendim çok faydasını görüyor. Bu mu faydası efendim? Kadın tuvaletin yolunu bulamıyor. Siz de ikide bir açık bırakmayın şu kapıyı efendim. Kim geldi kim gitti meraktan. Meraktan değil o efendim. Apartmanın güvenliği için. Benim anneciğimin güvenliği daha önemli ama efendim. Bitti mi anneciğim? Bitip bitmediğin farkında değil ki efendim. Biz bu Alzheimer ilacı mıdır nedir? Boşuna para veriyormuşuz gibime geliyor. Alzheimer değil efendim onun adı. Alzheimer. Neyse efendim. Bu yaştan sonra tıbba mı yazılacağız? Alzheimer, Alzheimer. Şu evi de bir kiraya verebilsek hayırlısıyla. Bitti mi anneciğim? Sizin de aklınız devamlı paradı kiradı. Düşünmeyecek miyiz efendim? Parasız bir şey oluyor mu bu zamanda? Haberiniz var mı sizin son günlerde şeker fiyatından, çay fiyatından? Yok efendim. Bilmek de istemiyorum. Bitti mi anneciğim? Geleyim mi? Tabii efendim. Zammam umurunuzda mı sizin? Yetiştirsin işi yoksa Sabri Bey 3 kuruşluk emekli maaşıyla. Hayır efendim öyle değil. Rahmetli babamın mirası ne oluyor? Bakın veriyorsunuz kiraya tıkır tıkır alıyorsunuz parasını. Bitti mi anneciğim? Bitti bitti. Ah geliyorum. Ha, nur içinde yatsın rahmetli. O olmasa ne yapardık? Sağ ol. Katille eseri tam zamanında yürüyüşten döndüler Sevim. Döndük Sayın abim. Dakik. Kız bu baykuşun da başka derdi kalmamış. Karısına rapor veriyor. Kızımız yok ablacığım. Güzel konuş. Huzurlu bir aile ortamındayız. Rahatlar olsun efendim. Maşallah bugünkü yürüyüşünüzü de 2 dakika farkla kapattınız. İki değil. 1 dakika 52 saniye. O kadar olur Sayın abim. Kronometre mi tutuyorsun vatandaşa? Olur efendim, olur.
Her gün daha hızlanıyorsunuz maşallah. Kuyruğu titretip yattığımız zaman vatandaşın arkasından böyle konuşmamışsın ama komşu. Ne demişim efendim? Ölse de kurtulsak demişsin komşu. Haşa efendim. Vallahi iftira. Kim uyduruyor bunları? Demişsin komşu maalesef. Hiç yakıştıramadım sana. Dedi. Ben şahidim. Allah boyunu devirsin inşallah. Pis müzevvir. Sen de iyi yırttın kefeni ama. Bizim bir ayı Kamil vardı, benzetmek gibi olmasın. O da böyle gitti rahmetli. Yatakta. Aa, ne diyor kuzu öyle yatak matak? Hop. Vatandaşın özel hayatını karıştırmayalım şimdi sayın abim. Ayı buluyor. Alzheimer babacığım, bunama. Çeneni tut, patlatırım ha. Dur şurada efendi gibi. Anam, katil. Saatler olsun, buyurun. Sağ ol kocuğum. Pis herif. Utanmıyor komşunun arkasından konuşmaya. Patlatacağım gözünü. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Değer mi kız aman? Sinirlenme. Bırak şu manyağı. Patlatırım ablacığım. Vatandaş öyle çar çurt yok. Buyurun. Çok konuşma sen. Buyurun. İyi günler. İyi günler Yavuz Bey. Nasılsınız? Tıngır mıngır ederdiniz yenge. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. Nasıl olalım bildiğiniz gibi. Kız nerelerdesin? Görüşelim. Zilli. Anam. Sen nasılsın kızım? Teşekkür ederim. İyiyim. Hayırlı haberler varmış. Ne gibi Yavuz Bey? Bir kısmı çıkmış diye duyduk yenge. Saklama kız. Çok da zengin birinin oğluymuş çocuk ha? Kim uyduruyor bunları canım? Ablacığım hop. Biz konuşuyoruz. Öyle duyduk yenge. Vallahi yalan, billahi yalan. Ne kısmeti Yavuz Bey amcası? Okuyor kız daha. Okusun yenge tamam. Mesele kapanmıştır. Yürü ablacığım. Ya yetmesen öyle kız. İyi günler yenge. İyi günler. Tüh sizin yüzünüze. Utanmıyorsunuz değil mi böyle şeyler uydurmaya? Tövbe vallahi. Benden böyle bir laf çıkmaz. Yani iyi artık. Ne olsa bizden biliniyor bu apartmanda. Allah kahretsin. Bıktım. Bu apartmandan da dedikodusundan da. Hadi anne bırak. Allah'ın cezaları. Yürü. Bunama. Alzheimer. Sus be sen. Sensin Allah'ın cezası. Yarası olan gocunur. Cafer. Buyurun. Niye bağırıyor hanımefendi? Dedikodu yapıyormuşuz kız hakkında. Dedikodusu mu kaldı bu işin artık? Aleni peşkeş çekiyor kızını. He. Her akşam başka bir arabayla geliyor kız. Karışmasın Cafer. Konuşuyoruz Gül. Ne var bunda? Bütün apartman biliyor canım. Okuyormuş küçük hanım sözde. Arabanın biri gidiyor biri geliyor maşallah. Nişanı ne zaman takıyorsunuz kısmetse? Size ne ayol? Aa, ne meraklı şeylersiniz siz. Anne bağırma, rezil oluyoruz. Yürü. Dur kız sen de. Attırma beni tepeme. Cemil Bey, bak vallahi çok fena olur, kapatın bu konuyu. Ne var bunda? İşte o kadar söylüyorum. Vallahi bu iş mahkemeye kadar gider. Yok canım. Görürsün bak. Anne yürü. Çekme kız sen de. Kimseden korkum yok benim. Aa baba bak Aslı. Aslı. Tek tek in oğlum şu basamakları. Aslı. Hı, bir sen eksiktin. Nasılsın Aslıcığım? Öpeyim. Dur be sen de. Rahat dur oğlum. Sevim Hanım. Neredesiniz canım? Bakar mısınız şu kocanıza? Ne var? Kötü bir şey mi söyledik? Ay bu adam karakolluk eder insanı vallahi. Sevim Hanım. İyi günler hanımefendi. Ne oldu, rahatsız mı etti sizi? İllet etti, illet. Ay bir dedikodu. Vah teyzeciğim vah. Üzülme. Öpeyim. Gel buraya. Dumkov. Kadının sıkıntısı kendine yeter. Ay ne terbiyesiz insan bunlar canım. Başka işleri güçleri kalmamış. Sevim Hanım. Dedikodu yapmıyoruz burada. Hakikatleri konuşuyoruz. Bak hala konuşuyor. Sevim Hanım. Hanımefendi aldırmayın. Hadi anne. Aslıcığım üzülmesin. Hadi git. Oğlum dur. Hasbinallah. Cemil, kiminle konuşuyorsun sen? Sevim Hanım. Şekerim lütfen bir şey söyler misiniz şu kocanıza? Cemil ne yaptın yine? Taciz ediyor teyzeciğim. Hem de cinsel taciz. Aa daha neler. Oğlum patlatacağım şimdi ha. Yalan da değil vallahi. Aslı'yla bozmuşlar akıllarını. Evleniyor muymuş? Kimmiş o çıktığı çocuk? Sana ne Cemil? Aa gir içeri bakayım. Ne yapayım seni sorduk. Gir içeri çabuk. Kusura bakmayın şekerim. Bir dakika boş bırakmaya gelmiyor.
Hadi bakın siz işinize. Hadi hanımefendi hadi. Değmez sinirlendiğinize. Aslıcığım güle güle. Üzülme sen. Yürü kız yürü. Allah kahretsin. Bak nasıl bozdu asabımı sabah sabah. Elim ayağım zangır zangır. Bah teyzeciğim bah. Görüyor musun baba? Sus konuşma. Çabuk içeri gir Cemil. Ben ne yapayım şimdi Sevim? İçeri gir dedim o kadar. Çabuk içeri gir. Ah Davut. Siz hala gitmediniz mi? Gidemedik Ulviye. Delilerle uğraşıyoruz baksana. Ne oldu gene? Cemil amca Serpil teyze illet etti anne. Zangır zangır titredi kadıncağız sinirinden. Göğüsleri bile hop hop oynadı böyle. Ha ne dedin? Ayıp yavrum. Aa sokak ortasında. Oynadı vallahi anne. Böyle lap lap. Çok sinirlenmiş kadın. Al. Yapma öyle sapık şeyler patlatırım. Ne var bunda baba? Sütlü sütlü. Ah Halis. Çok ayıp yavrum. Ay bayılacağım şimdi. Pencere yok bundan sonra sana. Saat başı 10 dakika havamı alırım Sevim. Yasaklama beni. Cemil başladın mı yine? Ne yaptım Sevim? Daha ne yapacaksın? Ayıp değil mi? Sana ne el alemin kızının flörtünden sevgilisinden falan? Sana ne olur mu Sevim? Biz amca değil miyiz? Kısmetin hep ispiri düşer. Allah Allah. Sana bir şey soran oldu mu amca olarak? Ne karışıyorsun sen? Karışmak lazım Sevim. Böyle şipşak evliliklerin sonu hüsranla biter. Of Cemil of. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ne Sevim? Alıp başımı çekip gitmek. Nereye? Nereye olursa. Bıktım. Canımdan da bıktım, dikişten de bıktım. Ben mi sıkıyorum seni bu kadar Sevim? Sıkıyorsun ya. Bunaldım, bunaldım. Ölsem de kurtulsam diyorum bazen. Allah göstermesin. Ben ne yaparım sensiz? Ne bileyim? Sıkılma. Ben yanındayım. Şimdi hepsini tıkır tıkır bitiririz. Beni bırakın oğlum, kalayım şurada. Anneciğim ben buradayım diyorum sana. Git sen dinlen. Evet anne, kaç gündür uykusuzsun. Uyuyamam ki şimdi, aklım babanızda. Bugün her şey belli olacak anne. Hani dün de öyle diyorlardı. Artık hiç bu doktorların sözüne inanmıyorum. Konuştuk babaanne. Kolay mı öyle teşhis koymak? Hadi. Hadi, hadi lütfen bir de banyo yaparsınız. Teyzeciğim helak oldun günlerdir. Yapma bu kadar eziyet kendine. Evet anne, senin de sağlığın bozulacak. Korkuyorum vallahi. Hadi anneciğim, bir kere de şu oğlunu dinle. Ne oldu oğullarımı dinledim de adamcağız hastaneye yattı, daha beter oldu. Hiç de değil anne, ben çok iyi gördüm bugün onu. Duydun mu? Hadi beni dinlemiyorsun. İyi ki getirmişiz, suyu da çok özlemiş. Özlemiş ya, ne sevindi, ne sevindi. Yine getiririz babaanneciğim, hadi. Hadi babaanneciğim, hadi iyi haberler alacağız. İnşallah. İçimde bir sıkıntı var ama. Sıkılma sıkılma, geçecek hepsi. Geçecek de kolay mı? Bunca yıllık kocası. Hadi anneciğim, akşama kadar iyice bir dinle. Yalnız bırakma babanı. Çıkıyorum biraz sonra, çıkıyorum. Şükrü nerede? Gelir şimdi o da. Onu da görürsen bir çift sözüm var. Hiç ilgilenmedi babasıyla hiç. Öyle deme anne. Aa, daha ne yapsın çocuk? Çok rahatmış, yazıklar olsun. Hele onu Hasan'ı hiç gözüm görmesin. Yo, yo, yo. Bir kerecik lütfedip de gelmedi. Amcam burada babaanne. Abi. Şükrü geldin mi? Geldik abi. Çok şükür. Trafik sıkışıktı da. Daha erken çık oğlum sen de o zaman. Nasılsın amca? Nasıl olalım beyenim? Dedenin durumu kötü. Kötü mü abi? Kötü ya. Ben hiç iyi görmedim. Eyvah yapma be abi. Doktoru ne diyor? Geveliyor ağzında bir şeyler. Ya sen ne rahat adamsın be. Niye öyle söyledin abi? Bir hatamız mı oldu? Oldu ya. Meraksız. Adam bak burada ölüm döşeğinde. Abi duygu istismarı yapma şimdi. Puh, duygu istismarı yapıyorum ha. Ulan bak bak paralarım şimdi seni ha. Amca ne yapıyorsun? Sen şu çocuğa dua et. O olmasa ben sana yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın abi? He? Başladın yine saçmalamaya. Şükrü bana bak, benimle doğru konuş ha.
Nasıl konuşuyorum abi? Ulan yazıklar olsun sana be! Amca, annem de biliyor senin ne mal olduğunu aslında. Ne malmışım abi? Ona sor ona. Kadın ağlaya ağlaya gitti buradan. Abi canının sıkıntısını benden çıkartma. Bizim de canımız yanıyor. Bırak numarayı bırak. Sana hiçbir şey olmaz. Sana hiçbir şey olmaz. Dur, amca, amca olmuyor ama böyle. Sen şu çocuğa dua et. Hey gidi Nazım, hey gidi doktor. Neydi o Berlin'de, Paris'te yaşadığımız günler? Şunlardaki hayat dolu, seveceğim bakışı görüyorsun değil mi İbrikçi? Nasıl görmem Cenab-ı abi? Ben tanıyamadım maalesef hocam. Yazık. Onları tanımamak büyük kayıp. Ağlasam sesimi duyar mısınız mı sağlarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Nasıl İbrikçi? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Hay yaşa. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Süt koymadım Cenap abi. Vay, iyi etmişsin canımın içi. Cenap abim sütten nefret eder. Oo, konyaklarda Napolyon. Afiyet olsun hocam. Hepimize, sağlığınıza çocuklar. Nazım'a, doktora içelim. İçelim Cenap abi. Yine duygulandık. Bilge, ağlıyor musun? Ağlanır buna delikanlı, ağlanır. Bırak ağlasın. Ben buna dayanamam Cenap abi. Dayanacaksın Sıtkı. Her şeye rağmen yaşamak güzel şey. Güzel abi, güzel. Bilgeciğim, neydi babanın adı? Şükrü. Ha, Şükrü. Onun da sağlığını içelim. Bize kefil oluyor değil mi? Olacak. Sağ olsun, sağ olsun. Hala ne güzel insanlar var şu dünyada. Görüyorsun değil mi İbrikçi? Güzellikleri içelim Cenap abi. Ya, Şükrü Bey'e içelim. Canım kayınbabama afiyet olsun. Hepimize, hepimize. İçelim ve evimize gidelim Sıtkı. Yalnız ev sahibiyle karısı biraz çatlaktır hocam, dikkat edin. Bizim hayatta anlaşamayacağımız insan yoktur Aydıncığım. Siz onları bize bırakın. Napolyon da bir harika. Çocukları gördüm, duygulandım. Bilgeciğim, bir yudum daha verir misin? Tabii vereyim. Bana da bir yudum sevgilim. Biraz da insanları olduğu gibi kabul etmek lazım Aydıncığım. Çatlak patlak değil mi Sıtkı? Öyle Cenab-ı abi. Hmm. En iyisi şişeyi getir buraya Bilge. Bana bak İbrikçi. İmzayı sen atacaksın, ona göre. Hı? Ah, bir tuttursam. Şurada bir dakika durmam şerefsiz. Kim durur Ergun Bey? Siz yine bir hafta olmayı takip yaptınız evladım. Şu benim halime bak. Cem Bey'in korkusundan bir yere adım atamadım. Çıktığım an tazminatımı verip kapının önüne koyacak beni vicdansız. Yok be Ergun Bey, öyle biri değil o. Sen öyle san. Gaddar gaddar. Babasının yerine geçti ya, tamam. Şükrü Bey'in de borusu yetmiyor artık. Bir numara söyleyin. En son kaç yazdın? 8. Yaz 18. Bir tane daha. Hadi o da 28 olsun. Hadi bakalım. Şu parayı bir götürelim. Ne yapacağım biliyor musun Kanarya? Ne Ergun Bey? Yazacağım istifa dilekçemi. Çıkacağım Veliaht'ın karşısına. Al diyeceğim, fırlatacağım suratına. İstemiyorum senin tazminatını. Sadaka olsun diyeceğim. Bırakmaz onlar sizi Ergun Bey. Ben onları bırakacağım kadar ya. Hah, getirdin mi çayları? Getirdim müdürüm, affedersin. Buyur. Sağ ol Abbas abi. Limon? Yanında ya müdürüm, affedersin. Tamam koy. Buyur. Yavaş yavaş.
Hüsnü Bey'in bir haftalık hastane faturası kaç para geldi biliyor musun Kanarya? Kaç? 1 milyar. Ne? Ya hasta olmayacaksın oğlum bu dünyada. Feda olsun benim hakimimi affedersin. Nasılmış? Yırtamayacak bu sefer galiba Abbas. Allah'ta ümit kesilmez ama hiç iyi konuşmuyorlar. Yırtar benim hakimimi affedersin. O nasıl söz, ağzından yel alsın. Biz söylemiyoruz dangalak. Tıp otoriteleri konuşuyor. Şu şekerler de yarım yarım kır demedi mi sana? Biz de ne yapacağımızı şaşırdık Demet'le. Nişan gününü kararlaştıramadık bir türlü. Dedeyi bekliyoruz. Tören mören yapmayın evladım siz de. Takın yüzükleri aile arasında olsun bitsin. Bir sürü masraf. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hüsnü Bey'den bir haber var mı? Bugün alamadık Raşit Bey. Henüz hastaneden dönmediler. Cem de mi orada? Sanırım. Oo efendim maşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ergüncüm. Cem'e geldik ama. Hasardır efendim. Ziyarete gittiler. Şimdi gelirler. Buyurun. Kıskandım valla. Hastalanırsak biz de böyle ziyarete gelecekler mi acaba? Allah göstermesin nimet. O nasıl söz? Aman efendim. Abbas gel. Geldim buyurun. Müdürüm affedersin. Gel gel. Buyurun efendim. Buyurun. Rahatınıza bakın siz. Biz de şimdi Cem Bey'i konuşuyorduk. Yani hakikaten siz buradasınız diye söylemiyorum ama ne efor maşallah. Şirket 1 numaraya gidiyor. Biz de iftar ediyoruz damadımız Dergun'cum. Ne kadar iftar ederseniz azdır vallahi yani efendim. Hani Şükrü Bey duymasın. Duysun canım. O da kim oluyor? Tövbe tövbe. Karışma sen lafa bas. Sor bakalım ne içecekler. Hah. Ben bir şekerli kahve içerim Ergun'cum. Tabii efendim hemen. Duydun mu Abbas? Duydum müdürüm affedersin. Hadi bana da yap bir az şekerli. Az şekerli de hele efendim duydun mu Abbas hadi koş. Nesi varmış Hüsnü Bey'in teşhis konulmadı mı daha? Koydular da efendim. Galiba oyalıyorlar. Bana öyle geliyor durumu kötü. Vah vah. Bana da öyle geliyor Raşit. Son gördüğümde rengini hiç beğenmedim. Görmez ol inşallah. Bana bak Abbas sen hala burada mısın? Fıra. Bana bir şey mi söyledi o? Aman efendim ne münasebet. Haddine mi düşmüş? Yani onu söylüyordum. Şu Cem Bey şirketi nasıl adam etti biliyor musunuz? Eder. İşi biliyor. Genç adam, dinamik. Müthiş efendim müthiş. Dinamik. Ne diyorlar o Amerikalılar? Ah yapi. Heh, tam dilimin ucundaydı. Helal olsun. Yapi. Karlılık durumunuz nasıl Ergun? Sana ne Raşit? Soruyorum Nimet ne var bunda? Yabancı mıyız? Söyle Ergun bizden sır çıkmaz. Ay burada mısın? Buradayım affedersin. Sen niye geldin hanımımı bırakıp? İzin verdiler. Otur. Bütün gece hastanede uyumadık. Uyuma affedersin. 2 gece uyumazsan ölür müsün? Ayıp değil mi? Onlar izin verdi diyorum ayola. Ne laftan anlamaz adamsın sen? Hacer Hanım güzel konuş benimle. Zaten canım sıkkın. Nasıl hakimim? Ben beğenmedim halini vallahi Abbas. Adamı zorla hasta edecekler. Kalbine baktılar, böbreğine baktılar. Allah insanı hastaneye düşürmesin. Amin. Abbas, adam içten çürümüş. Tövbe de Hacer Hanım affedersin. O ne kelime? Beni evlendirmek istediler. Fıstık güzel mi? Çok. Ondan sonra hiç beğenmedim. Halı dokuyormuş. Çirkin mi kız? Çirkin. Böyle bakıyordu. Kıllı kıllı kolları var. Şaşı öyle. Yazık. Yesene. Yiyorum. Ne güzel değil mi yumuşak yumuşak? Çok güzel hakikaten. Sen de çok güzelsin. Hop. Ağlama aslanım başını yine ha. Ne var bunda Adem abi? Güzel yalan. Yoksa babana söylerim bak ha. Otur adam gibi fıstığı ye. Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Geldi soyguncu. Yine doldurmuşsun arabayı Hüseyin abi. Maşallah. Doldurduk bacım doldurduk. Rahmetli Aziz Bey'in sayesinde. Nur içinde yatsın. Onun eşyaları mı? Onun tertibi. Ne bereketliymiş. Satıyorum satıyorum bitmiyor. Fıstık mı yiyorsunuz? He fıstık. Halis getirdim. Bize yok mu tertibim? Bitti Hüseyin amca. Bak bir avuçtu zaten. Ver birkaç tane. Tertibi mi? Aa, imrendik. Ne fıstıkmış ama. Afiyet olsun. Ne anlatıyorsun yine öyle bacıma oturmuş ateşli ateşli? Köye hatıraları.
E biraz da bize anlat bari. Yediğin içtiğin senin olsun. Kalk. Hadi ben de sizin dükkana gidiyorum. Konuşa konuşa gideriz. Al götür Hüseyin abi, al götür. Hadi Lekçüz. Görüşürüz. Gel keltibim, gel gel. Güle güle. Burada bakır demir, eskiler alırım eskici. Bacım, rahatsız ediyorsa söyle, icabına bakarız. Yok bir rahatsızlığı Adem abi. Onu da böyle kabul etmek lazım. Bunların hepsi Aziz dedin mi Hüseyin amca? Hepsi değil, antikalar onun. Allah gani gani rahmet eylesin. Satıyorum, satıyorum, bitmiyor vallahi. Burada bakır demir, eskiler alırım eskici. Anlatmıyorsun tertibim, ne yaptın köyde? Biraz kızlara falan baktık Hüseyin amca. Buldun mu bari birini gönlüne göre? He? Yok be Hüseyin amca, başlık paraları çok pahalı. Bizim köyde ucuzu var tertibim, bakarız sana ehven bir tane. Ucuz kız istemem Hüseyin amca, ucuz kızlar çirkin olur. Yok tertibim, hem ucuz hem güzelini bulacağız sana. Sen amcana güven. Ciddi misin Hüseyin amca? Babamla konuşalım hemen. Bu işlerin şakası olur mu tertibim ha? Tabii ciddi. Hem de en güzelinden. Vay be. Söyle bakayım göğüsleri nasıl? Büyük olması öyle inek memesi. He? Nereye bakıyorsun hayırsız? Evlenmişler amca. Kimler? Ebru ile o herif. Ebru kim? Milli mankenimiz amca. Duymadın mı adını? Mankenin de millisi mi çıktı? İşine bak işine. Bakıyorum amca. 6 kere 9. 49 amca, ne var bunda? Tüh kafasız. Önüne bak önüne. Of of. Bu yılda bekar kaldık be amca. Al. Patlatırım ben seni. Nasıl konuşuyorsun sen öyle amcanın yanında? Gözün mü döndü? Döndü vallahi amca. Nereye gitti bu dumkof? Dileğe gitmiştir amca. Ayrılmıyor yanından. Gelsin onun da patlatacağım ensesini. Patlat amca. Asılıyor kıza durmadan. Halt! Mücevherlik yok. İşine bak sen. Burada bakır demir. Geldiler amca. Gelsinler bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol gözüm, buyur. Ustam, şu mallara bir zahmet bak. Yengeye göre de bir şeyler var antika Aziz Meydan. Nereden sen kaç saattir dumkof? Çölü bütün attım geldim baba. Geldi ustam geldi. Yok bir yaramazlık. Güzel güzel konuşa konuşa geldik. Öyle güzel konuştuk ki baba. Hüseyin amcanın köyünde çok ucuz kızlar varmış. Tertibe de alırız bir tane. Alırız tertibim. Hem de en güzellerinden. Yanakları pembe pembeymiş tertibi. Halil amcanın karısı gibi. Tertip. Halil Gıda Pazarlama, buyurun. Servisimiz var efendim. Tabii. Tabii söyleyin. Bir büyük yoğurt. Yazıyor musun Yusuf Efendi? Yazıyorum hanımefendi. Yoğurt. Ha, acele bunlar. 2 paket tereyağı. Duydun mu Yusuf Efendi? Duydum hanımefendi. Başka? 2 paket çubuk makarna. Bunlar da acele. Anladım efendim. Sami Apartmanı 8 numara. 3 büyük de diyet kola ilave ediyorum. Tamam. Yazıyor musun Yusuf Efendi? Yazıyorum Sultan Hanım. Allah Allah. Hemen efendim. Hemen geliyor. Çok çok mersi. Ne söyleniyorsun sen öyle ayol? Müşteri acele istiyor işte. Söylendiğim yok Sultan Hanım. Ne yapsam gözünüze batıyor sizin de. Batıyor evet. Havalara girdin sen de son günlerde. Hayırlı işler. Hoş geldin Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Ne oluyor gene kız? Hoş geldin abi. Aman baksana şuna. Müşteri acele sipariş istiyor. Bir çalım bir çalım. Çalım yok aslanım. Eniştem duymasın bunları vallahi. Verir 3 kuruş hisseni yalla. Şuradan güzel bir sandviç yap bakayım bana. Şöyle salamlı, kaşarlı, turşulu, yarım ekmeği. Yapalım. Ha öyle. Hadi bakayım. Eniştem yok mu kız? Mal almaya gittiler. Kasanın başına da oturdun artık. Götürüyor musun ufak ufak bir şeyler? Götüreceğim de abi. Şu domuzdan fırsat yok ki. Her dakika
gözü üstünde. Müşterinin siparişlerini unutma Yusuf Efendi. Aklımda hanımefendi. Şu Hüseyin Bey'in sandviçini hazırlayayım da. Şşş, bana bak. Malzemesini bol koy ha içine. Geldiler. Ne çabuk ya. İdihan çomağı hazırla demişler. Oh, hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Yani biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk ha. Ne konuşuyordunuz bakayım? Ne konuşacağız enişte? Senin güzelliğini. Yusuf. Buyur Ali Bey. Yardım et de şu malları indirelim. İndiririz Ali Bey, indiririz. Biz indiririz baba. İşine bak Yusuf abi işine. Biz indiririz. İndirsin işine. Niye öyle kaşlarını kaldırdın iblis? Buna ne söylesem bugün bir karış surat Halil Bey. Kırarım boynuzunu. Ne o elindeki? Hüseyin Bey'in sandviçi. Acıktım da enişte. Parasını verdi mi? Verecek herhalde. Vereceğiz enişte. Verecek tabii canım. Kaçıyor mu? Boğazına dizmesine sen de adamın. İmarethane mi açtık burada iblis? Çıkart parayı kırarım boynuzuna. Sağ ol Gül. Nasıl kızın okulu? Daha mı iyi bu yıl? Daha iyi çok şükür Türkan abla. Aferin. Tamam, başladık. Bir kahve bile içirtmezler insanı. Buyurun. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Efendim, fazla vaktinizi almayacağız. Hastalarınız bastırmadan şöyle bir uğrayalım dedik. Birkaç şey danışacağız da büyük hanım hakkında. Tabii buyurun. Tansiyonuna da bir bakalım. Alıyor değil mi düzenli ilacını? Alıyordu efendim. Bu sabah biraz sapıttı. Sapıttı mı? Nasıl? Efendim maalesef. Kapıyı açık bırakmışız. Size gelmiş buraya tuvalete. Olabilir. İlacın pek yan etkisi yok ama başlangıçta birkaç hafta. Efendim siz daha iyi bilirsiniz ama. Yoksa yanlış teşhis mi konuldu? Alzheimer hastalığı değil mi bu? Alzheimer. Neyse efendim, dilimiz dönmüyor. Yanlış teşhis olur mu efendim? Kesin Alzheimer. Hayır efendim. İlaca da avuç dolusu para veriyoruz malum. Vereceksiniz Sabri Bey. O ilacı alacak. Aile toplantılarına da götüreceksiniz çapaya her hafta. Duydunuz mu efendim? Duyduk efendim, duyduk. Teyzenin sağlığını düşünüyorsanız böyle. Beni düşündükleri yok ki kızım. Şikayetçiyim bunlardan. Bak söyleyeyim. Ne oldu teyzeciğim yine? Eziyet ediyorlar bana. İşkenceci bunlar, işkenceci. Kızım da damadım da. Eziyet ediyormuşuz ha. Pes vallahi. Bu kadar da nankörlük. Aşk olsun anneciğim. İşkenceciye de benzettin bizi yani. Sus kız sen bakayım. Benzettim evet. Vallahi baban gelsin söyleyeceğim. Duyuyor musunuz efendim? Vallahi o ilacı yuttukça daha beter oluyor kadın. Cafer, kim bunlar? Sabri Bey'in kiracıları mı? Bilmem. Onlar. Buyur Cenab-ı abi, buyur. Sağ ol. Bu apartman mı? Evet, bu apartman. Sevin, büyük hanımın evine bakmaya geldiler. Koş! Eski bir binaydı. İçi çok güzel hocam. Yeni boyattılar. Manzarası da yok. Manzaralı evler İstanbul'da 1500 dolardan başlıyor Cenab-ı abi. Para önemli değil Sıtkı. Şöyle yaşayabileceğimiz bir çevre olmalı. Kafeler, güzel kadınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cafer'cim. Sabri Beyler yok mu? Manehanedeler. Kaynanısını Türkan Hanım'a gösteriyor. Beyler eve bakmaya geldiler. Baksınlar efendim. Buyurun. O adamın evi tutulmaz. Hasta eder sizi. Ben söyleyeyim de. Ne diyor bu? Aman efendim. Bakmayın onun sözlerine. Sarhoş. Buyurun. Aman hocam takılmayalım. Hadi gidip görelim. Görelim canım abi. Bunama. Affetmişsin sen onu. Alzheimer. Daha şimdi doktora gösterdik. Kopartırım senin dilini. Terbiyesiz. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Sizin eve kiracı getirdik Sabri Bey. Ay siz misiniz onlar? Evet hanımefendi, biz.
Ben ve arkadaşım. Evinizi bir görelim de. Ay hemen görün tabii. Ay, inanamıyorum. Ne var efendim bunda bu kadar şaşıracak, Allah Allah. Ay, çok yakışıklı adam anne. Çıldırdınız Mayla Hanım, neler söylüyorsunuz? Ben de beğendim maşallah. Rahmetli babanın bir arkadaşı vardı. Cemal Paşa'ya benzerdi. Buna mı, buna mı? Şşt, sus bakayım sen. Ha? Efendim bekletmeyelim sizi. Kayınvalidemi oturtayım, hemen geliyorum. Cafer. Al şu anahtarı, gezdir evi beyleri. Baştan. İlginize çok teşekkür ederiz beyefendi. Aman efendim, ne demek, vazifemiz. Ben göstereyim Sabri Bey. Saçmalamayın lütfen ha. Hadi siz bakın, biz annemlerde bekliyoruz sizi. Tamam canımın içi, geliyoruz. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Ay canımın içi mi dedi? Evet efendim, öyle dedi. Girer misiniz içeri lütfen? Aferin, ben de beğendim. Bunlara verin evi. Hadi efendim, hadi, hadi, hadi. Dedeme bir şey olursa babamla amcam yıkılır anne. Getirme aklına öyle şeyler. İyi değil anne. Ben de bugün halini hiç beğenmedim. Başka şey konuşalım lütfen. Babamla ara sıra takışıyoruz ama anne. Yani düşünüyorum da babam olmasa... Mahsus mu yapıyorsun Ali? Zaten canımız sıkkın. Ağlatacak mısın beni oğlum? Babam. Sanma. Aa abla. Merhaba. Evet biz. Beklemiyor muydunuz yoksa? Hoş geldiniz. Anneciğim geldiler. Kim? Cenap abiler. Ha. Aşağıda eve bakıyorlar. Şükrü babam nerede? Gelmedi mi daha? Dedemin yanında onlar, hastanede. Eyvah. Evi beğenirlerse mukavele yapacaktık. Beklesinler biraz canım, gelir. Aceleleri ne? Gittiniz mi dedene? Cenap abileri bırakıp gidemedik anne. Belki yarın. Ha. Bekliyor vallahi, haberiniz olsun. Yemeğiniz var mı? Var, niye sordun? Bizim için önemli değil de misafirler. Aa. Ay yemeğe de mi kalacaklar? İyi vallahi. Onlara göre yemeğim yok. Niye söylemedin Bilge? Önemli değil efendim. Anlayışlı insanlar. Kırarız olmasa iki yumurta. Ya ne kolay sizin için. Aşk olsun yani. Ne diyorsun Sıtkı? Sen ne dersen o olur Cenab abi. Ben pek tutmadım. Bunalırız biz burada. Kendimi bir taş otelindeymiş gibi hissettim. Hani ta inip çıkmış da birden. Sürgün, anlıyor musun? Sürgün. Ne güzel betimliyorsun be Cenab abi. Anlamaz mıyım hiç? Hakikaten maşallah. Hani 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Vazgeçelim istersen abi. Bilmem. Mukaveleyi sen imzalayacaksın. Sen düşün. İmzalarım Cenab abi. Senin için öl de ölürüm ben. Vay be. Bu zamanda ha. Ya işte biz böyle arkadaşız Cafer. Allah bozmasın. Biliyorsun 90 milyon istiyorlar. Bu da aşağı yukarı 1000 marka yakın tutar. Vermeyin efendim, 70'ten fazla. Pazarlık edin biraz insafsızla. Aferin, aferin. Dost adamsın. Duyuyor musun emekçi? Duyuyorum Cenab abi. O ne menfaat düşkünüdür o. O 3 kuruş için babasını satar vallahi. Utanmasa bizim oturduğumuz daireden bile kira isteyecek. Sonra konuşuruz. Cafer bak. Cafer. Anam buyurun. Seni namussuz. Kimmiş o kitapsız alçak? Kimmiş efendim? Gebertirim seni. Sabri Bey rica ediyorum. Sabri Bey çok rica ediyorum. Lütfen bir dakika. Lütfen, lütfen. Bir dakika müsaade buyurun. Sabri alçak. Bizim apartmanda işler yolunda. Babam o akşam yüze asık geldi. Kefil olarak imzayı bastı. Yeni kiracılar yakında taşınıyorlar. Buna en çok sevinen Ayla Hanım oldu. Bize gelince iyi değiliz. Dedem. O bizim her şeyimiz.